Evet, temizlik benim işimde. Haftanın son gününde, büyük final öncesinde karşınızdayız. Ve yine söylüyorum, bugün 400. bölüm arkadaşlar. 400. bölüm. Evet, tam 400 tane ev temizlemişiz. Bu bunca zaman içerisinde nice yarışmacılar geldi gitti. Neler yaşandı? Camlardan mı düşmedik? Duvarlardan mı yıkılmadık? Merdivenlere mi düşmedik? Neler olmadı neler? Elimizden geleni yaptık. Ve şükürler olsun, alnımız ak bir şekilde 400. bölüme geldik. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve set arkasına tekrar onlara da bir alkış alalım. Lütfen. Sonuçta onların da üstlerine nice deterjanlar geldi, sular geldi, kameramanın ayakları cıl cıbıl, yönetmenimizin bütün tişörtleri hala deterjanın içerisinde, bir sinedir aynısını giyiyor. Yani şükürler olsun ki 400. bölümdeyiz, böyle gururla söylüyoruz artık. Ve bugün 400. evi Özge ile temizledik. Özel yarışmacısın bak, 400. bölüm. Birine söylediğinde kaçıncı bölümde arkadaşlar, 400. bölümdeyim. Direkt evet, çok havalı geldi. Ne hissediyorsun? Evle alakalı ne düşünüyorum? Salonda çok uzun kaldım. Bu kadar uzun kalacağımı düşünmüyordum açıkçası. Koltuklar beni çok oyaladı. Çok fazla örümcek ağı vardı. Sildim sehpalarda çok yağlar vardı. Sehpada bile yani yağ vardı. Yani salon biraz seni oyaladı. Peki evin evet, kirliydi, yağlıydı çok bu arada. Çok kirliydi, evet çok. Peki hazır mısın yorumlara? Şimdi haftanın başından beri gerile yorum yaptın. Evet, şimdi sıra geldi. Yorum almaya, eleştiriye açıksın bu arada. Ama ben senin haftanın başından beri çok böyle gereksiz, aman aman abartı bir yorum yaptığını şahsen düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Bakalım arkadaşların da öyle düşünüyorlar. Umarım ona göre yorum yaparlar diye düşünüyorum. Peki. Yapmazlarsa canları sağ olsun. Sinem'den başlıyorum. Hep benden başlıyorum. Sinem yine bomba gibi yorumlar yapmış. Hele bir tanesi adama beyin kanaması geçirtilir. Güya sen bilerekten eli ağır davranmışsın ki işleri bana kitleyesin. Ya Allah aşkına, benim yorumumu bile aldın, kendi yorumun haline mi çevirdin yani? Onu bile benden mi gördün? Bunu sen Sinem için mi demiş? Ben hatırlarsanız öyle, ben Sinem için söylemiştim. Tamam, ben bunu söyledim zaten. Özge'nin bana bu şekilde söylediği için gerçekten onun eli de çok ağırdı dedim. Benim yaptığım işle seninkini kıyaslayamazsın ama. Ama sen benim yaptığımı yapmışsın. Sen ne yaptın ki? 3 tane dolabı sildin Sinem, ne tamam, yaptın? Tamam, ben yorumuma geçince konuşacağım. Tamam, geçiyoruz. Geçtik, şu an yorumdayız. Konuşuyoruz. Özge'ciğim, öncelikle eline sağlık. Sağ ol. Ama olmamış. Ne olmamış mesela? Bak, bak. Ne güzel bak, ne şuraları görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Maalesef. Yani genel olarak salonu beğendim. Diğer türlü mutfak berbat. 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 Sadece dolap yüzeyleri temiz olmuş. Diğer türlü kapılara girilmemiş, buzdolabına girilmemiş. Zaten camla kombiyi sildiniz. Ne demiştim? Bildiğiniz şeyde oyalanmışsınız yani. Neydi oyalanmış? Dolaplar da oyalanmış. Eğer hani buzdolabı... Peki kaç tane dolap vardı? Sayı olarak çok değil miydi Sinem sence? Yani iç dış girdiği zaman. Buzdolabını yetiştirememiş. Bir tek bildiğiniz sadece şeyleri yapmış ama yani. Ama Sinem'cim, sen genel bakmıyor musun? Öyle bakıp yorumlasana. Niye detaya yok, giriyorsun, özele giriyorsun? Yok, bugün sen özelsin benim. İşte bak, ama yaptın çok haksızca tamam, bir şey. Tamam, yapıyorum ve... bak diyorum ki. Ama çok bak, saçma konuşuyorsun ben ve beni çok gerçekten sinirlendiriyorsun. Bak, Özge Hanım, dört bir tek... 4 günden beri detaya girdim diyorsun, dinle Özge bir. Özge Hanım. Şimdi diyorsun ki buzdolabını silmemiş. Genel yaptım ben de, ne yapayım? Genel geçer bir şey yaptım. Hiç dokunmamışsın tatlım. Dokunsaydın en azından bir yerden... Yok, geçerken ay, şöyle bir omzun çarptı. Sen 3 odayı da mesela katıp yorumluyorsun. Tamam, ya, en sonunda teker teker konuşup... Genelim olarak puanını genel olarak mı vereceksin? Toparlayarak, evet. Peki. Yani. Mutfakta dolapları beğendin mi? Kulpları falan nasıl olmuş işte? Ya, dış yüzeyi güzel olmuş. Üst tarafı da çok yağlıydı, güzel olmuş. Yani bir tek dolapları yapmışsın. Hiç kapı zaten çok kesinlikle bekliyordum. Kapı iğrenç bir şekildeydi. Dolap zaten yok. Cam zaten berbat bir durumdaydı. Kadir Bey sildi. Kombi de aynı şekilde berbat durumdaydı. Kadir Bey sildi. Siz ne yaptınız? Allah razı olsun Kadir Bey'den. Siz ne yaptınız? Kız söylesene, mutfak dolabının en üstü yağ içindeydi, çıktın orayı tamam, terledin. Tamam, helal olsun dedim, orayı yapmış bir şey demedim. Tamam, yani sanki boş durmuş gibi söylüyorsun da. Aa, şey, oradaki dolapları saydın mı adedini? Adedini sayamadım. Sayamadım çünkü sen ortaya konuşan çünkü bir insansın. Çünkü niye biliyor musun? Bak sen ondan... bir şey söyleyeyim mi? Dört Özgeciğim, günden beri olmadı. Seni dinliyorum. Tamam, olmadı. Oldu veya olmadı. Sana göre olmadı. Senin yorumunu zaten kale de almıyorum da. Tamam. Dört günden beri eleştiriyorsun. Hiç şunu dediğini duymadım mesela. Ben olsaydım şöyle yapardım ya da böyle yapılmaz. Çünkü bilmiyorsun. Yo, bir hayır, tavsiye bile veremeyecek kadar bilmiyorsun yani. O yüzden ben senin yorumunu ciddiye alıyorum. Konuş, dök içini. Yorumlarıma aha, saygı duymak zorundasın. Aynen. Ben burada Kadir Bey'den üçlü öğrenmeye geldim. Hiç kimseden değil. Öyle. Nasıl kabul ediyorsan. Peki şu anda mutfaktaki temizlik olmamış mı diyorsun? Ya dediğim gibi yani tek buradan ya zaten geçti. Kaç tane dolap sildim, kaç tane çekmece sildim yani. O kadar mı? Ne demek burası o kadar? Berbat. Burası berbat. Onu beğendim dedin aslında. Hayır, şuralar en azından şu
örümcekler için diyorum. Genel olarak burası iyi. Geldim. Şu karşı duvar nasıl olmuş bak üst kısmı? Hiç olmamış. 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 Anladım. Olmamış. Olmamış. Neyini beğenmedin mesela? Sapsarı. Kız orada bak bir çizgi var ya, çizginin üstü beyaz alt boya sarı değil mi? Bekledim. Allah bilir onu da siz yapmışsınızdır. Hayır olmuş mu olmamış mı? Ya şöyle ki karşılaştırma yaptığında yani şey gibi olmuş, orayı da yapmasan da iyiydi yani, en azından sapsarı kalırdı derdim ki Hiss boyanın... Hiss yaptı orayı, ben de aynısını söyledim. Boş yani en azından derdim ki boyanın rengi sarı yani, şimdi orası beyaz altı sarı, bir tuhaf durmuş yani. Yani yalandan olmadı, yapılmış Özgeciğim. Yapılmış, anladım. Puanımı vermek istiyorum Kadir Bey. Peki, bu şekilde. Buyur. Peki buyur bakalım kaç puan vereceksin yine? Yani kafamda ben bir şeyler tahmin ediyorum tabii ama ne olur bilinmez. Hiç umurumda değil gerçekten onu verecek puan. Evet bakalım Sinem kaç puan verdi? Buyur Sinem. Çok bile. Aa, çok bile. Bir de çok bile. Kusura bakmasın Kadir Bey, iddiasını tutturamadı. Çevren seni izlediğinde ne kadar utanacağını gerçekten çok merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Şu an tek merak ettiğim şey bu. Özge Hanım. Yani çünkü neden biliyor musun? Ben böyle boşa konuşan bir insan olsam ve haksızlık yapsam o kadar çok utanırım ki yerin dibine girerim yani. Kendimi izleyemem bile, hiç kimseye de söyleyemem. Sen şu an altın dolduramadığın yorumlarla nerede ne yapılmış sadece Özge bana diyorlar. Özge Hanım hiçbir şey sırada. Yapılmamış gözünüzü hiçbir seveyim. Hiçbir şey deme bak, yapmadıklarımı say, tek tek say. Tamam saydım. Zaten o da bir elin beş parmağını geçmeyecek şeyler. Hiçbir şey yapmamışsın diyemezsin bana yani. Buzdolabının halini görmediniz ya, mi hiç? Ya buzdolabından başka bir şey bilmiyor musun sen? Kapı. Ne kapısı? Yağ içinde. Tamam buzdolabı kapı başka. Lavabo başka 12 ne? Dakikada girmişsiniz. Sana 12 ne dakikada. 12 dakikada. Hayır genel olmamış. Genel önemli değil mi? Olmamış. Genel önemli değil mi? Olmamış. Olmuş. Örümcek oh çok da güzel var. Olmuş. Hiç çok olmamış. Güzel yapmış. Çok güzel. Oh. Sinem bunu açık ve net olarak kısasa kısas mı verdin? Öyle Hayır. yaptı tabii ki. Kadir ne verdiğini Bey, saydım, bilmiyor Allah ki. Aşkına, ben susuyorum şu an gerçekten, diğerlerinin yorumunu bak, merak ediyorum. Ama Gülsüm'e 5 verdin, o da aynı şekilde yaptı halde. Hayır gayet iyiydi onunki. Gayet iyiydi evet, yani. Evet gayet iyiydi o eve göre. Gerçekten o eve göre gayet iyiydi. Miydi o da? O eve göre gayet iyiydi Evren. Yani değerlendirmene bakıldığında aralarında bir fark yok mu? Aynılar mı? Yok. Fark yoksa niye ona 5 buna 2? Öyle. Niye öyle? O yani evin temizliğine göre, o temizliğine göre. Hayır. Tamam ben dediğim gibi onda da az bir şeyler vardı ama onları göz ardı ettim. Seninkiler hiçbir niye şekilde... Niye burada göz ardı etmedin hiçbir yeri? Her şeyi göz önüne döktün pat pat ama pat. Ama göz önünde olan şeyler ya, Kadir Bey direkt böyle... mutfağa girdiğinizde gözünüzü seveyim. Direkt mutfağa girdiğinizde tamam. Gözünüz Ebru, görünüyor yani. Ebru senden devam edelim. Bir şey diyor musun bu arada son kez? Hayatta başarılar diliyorum Sinem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.